Atilla Bey İstanbul Erkek Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu, Philadelphia Drexel Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Yatırım bankacılığı kariyerine Princeton'da Center for International Financial Research'ta başladı. Sırasıyla South American Bank, Tacirler Menkul Değerler, Inter Yatırım, Inter Portföy ve Demir Yatırım'da yöneticilik görevlerinde bulundu. 2011-2014 arası Türkiye Sermaye Piyasaları ve BİN'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, çeşitli dönemlerde Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi BOPAŞ ve yatırım uzmanlarına finans eğitimi sağlayan küresel bir kuruluş olan CFA Institute'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2020 yılına kadar tam 18 yıl boyunca ise ünlü menkul değerlerde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürdü. Hali hazırda Turkish Bank'in bir iştiraki olan Turkish Dijital Teknolojiler AŞ'de, Türk Sigorta'da ve WWF Türkiye, yani Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor. Nisan 2019'dan beri Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği FODER'in yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde davranışsal finans dersleri veriyor. Yazar arkadaşlarıyla birlikte kaleme aldığı Geleceğe Yatırım serisi altında yarının büyükleri için tasarruf ve yatırım tavsiyeleriyle Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri adlı iki kitabı bulunuyor. Bu kitapları katılımcılarımıza bugün PDF olarak gönderdik. Atilla Bey'e bilgiyi paylaşma konusunda gösterdiği cömertliği için çok teşekkür ederiz. Son kitabı Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar, Tasarruf, Birikim ve Yatırım konularında yaptığımız hataları, bunların yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkileri azaltmak için yapılması gerekenleri kapsıyor. Bugünkü toplantımızda Atilla Bey bize dijital bilgi çağında yatırımlarımızı gözden geçirmemiz ve iyileştirmemiz için değerli bilgilerle yol gösterecek. Yatırım davranışlarımızın kültürel olarak nasıl şekillendiğini, genelde nasıl sonuç aldığımızı, değişen çağın yatırım kararına nasıl etkileri olduğunu ve en nihayetinde yatırım davranışımızı nasıl düzenleyebileceğimizi konuşacağız. Katılımcılarımızın soru ve katkılarını sunuşun sonunda alacağız. El kaldırıp söz alabilirler ya da sohbet bölümünden yazabilirler. Atilla Bey finansal okuryazarlık deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden. Bu nedenle bize ayırdığı bu değerli zaman için teşekkür ederek sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler Handan Hanım. Ben de Baltaş grubuna, tabii başta Zuhal Hocam ve Acar Hocam, ben tabii Acar abi diyorum kendisine çünkü aynı liseden, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezunuz ikimiz de. Çok da sık görüşüyoruz. Biz de bir yaş bile büyük olsa abi deriz. Onun için ben de aramızda fazla bir yaş farkı olmamasına rağmen Acar abi diyorum. Şimdi bir uzunca bir sunum hazırladım. Bir saat vaktim var. Onun için böyle hemen sunuma girip başlamak istiyorum ki sonda soru cevaplara da yer kalsın. İlginizi uyandıracağını düşündüğüm bir konu bu. Dijital çağda nasıl yatırım yapacağım? Aslında yeni bir kitap yazmak üzereyim. O kitabın da şeyi bu. Bu sunum o kitabın aslında içeriği. Biraz daha uzun tabii. Normalde neredeyse iki misliydi. Bir yarıya kestim bir saate sığdırmak için. Bu kitaba dönüşecek. Dolayısıyla lütfen yani bu sunumu izledikten sonra ya şunu da katsan iyi olur, bak bunu düşünmemişsin, bu da olsa iyi olur diye görüşleriniz olursa lütfen bana isterseniz LinkedIn'den, isterseniz başka sosyal mecralardan mesajlarınızı gönderin. Her türlü eleştiriye açığım. Hemen sunuma geçelim. Başlığımız dijital bilgi çağında nasıl yatırım yapacağım? Tabii aslında ana şey burada nasıl yatırım yapacağım? Yani dijital bilgi çağı tabii ki bize birçok kolaylık ve bir takım tabii kolaylığın yanı sıra bazı sıkıntılar da getiren bir dönem. Dolayısıyla bunları biraz anlatacağım ama asıl temamız nasıl yatırım yapacağım. Dolayısıyla sunumun ikinci bölümü ağırlıklı olarak bu konuda olacak. Konuşmanın akışında da işte Türk halkı olarak nasıl yatırım yapıyoruz da başlayacağım. Neden böyle davrandığımızla başlayacağım. Burada tabii Zuhal Hocam'la Acar abiden özür diliyorum. Biraz davranışsal finansa gireceğim. Onların önünde pek bana düşmez bu konuları konuşmak ama haddim olmadan biraz orada onlardan bahsedeceğim. Davranışsal yanılgılardan. Yatırımlarımızın performansı nasıl? Ondan bahsedeceğim. Dijital çağ ne gibi yenilikler getirdi ve bu yenilikler doğrultusunda nasıl yatırım yapmalıyım? Ana hattıyla konuşmamın akışı böyle. Çok kısa FODER'den bahsedeyim. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığım FODER, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği bunun açılımı. Bu işte birçok benim gibi arkadaşımın gönüllü olarak
faaliyet gösterdiği bir sivil toplum kuruluşu. Burada biz vatandaşlarımıza parasal konularda bilgi vermeye ve onlarda davranış değişikliği yaratmaya çalışıyoruz. Mesajlarımız da son derece basit. Vatandaşlarımızı bütçe yapmaya yönlendiriyoruz. Onları işte borçlar, gelirler, giderler, kredi kartı kullanımı, harcamalar gibi konularda bilinçlendirmeye ve doğru davranmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmelerini, tasarrufları birikimlere, birikimleri de yatırımlara dönüştürmelerini öneriyoruz ve bu konularda onları eğitmeye çalışıyoruz. Üç tane kitap yazdık arkadaşlar. İkisini arkadaşlarımla birlikte, ki bugün onları sizlerle paylaştım. Eğer alamamış olanlar varsa belki bu Zoom şeyinin o paylaşım bölümüne belki linklerini de koyabiliriz. Ama sanıyorum hepinize e-mail'de gelmiş olması lazım bu ilk ikisinin. Bunların birincisi ergenlik çağındaki gençler için, böyle 13-16 yaş arası gençler için. Benim çocuklarım o yaştayken onlara yönelik Hakan Osmanoğlu adlı arkadaşımla birlikte yazmıştık. İşte bütçe nedir, tasarruf nedir, birikim nedir, banka hesabı nedir, anne baba nasıl para kazanır, nasıl bütçe yapar gibi konuları onlara anlattık. İşte hisse senedi nedir, mevduat nedir gibi. İkinci kitap Geleceğe Yatırım. Bu aileler için olan, ailelere yönelik olan kitap. İçinde bir de anket var. Eşimle finansal açıdan uyumlu muyuz diye. Böyle 60 sorudan oluşan, eşlerin ayrı ayrı doldurup sonradan karşılıklı bakıp gerçekten uyumlu olup olmadıklarını anlamalarına yardımcı olmaya çalışan bir anket. İşte ortak hesabımız olsun mu, anne babamıza yardım edelim mi, kardeşlerimize maddi yardım yapalım mı, paramızla ev almak için paramızı biriktirelim mi, yoksa seyahatlerde mi harcayalım gibi sorular var. Tabii bazen kavga çıktığı da söyleniyor bunları karşılıklı değerlendirirken, dikkatli olmakta fayda var. Üçüncü kitabım ise parasal konularda yaptığımız hatalar. Bu da davranışsal finans temalı bir kitap. Burada sağ olsun Acar abi, bu kitabı ilk yazdığımda ben ona gönderdim. Sağ olsun böyle sayfa sayfa okuyarak çok önemli düzeltmeler ve ilaveler yaptı. Ve yani kitabın editörü oldu gerçekten. Böyle her yazara da nasip olmaz Acar Baltaş gibi bir editöre sahip olmak. Ona tekrar çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Kitaba çok büyük katkıları oldu. Maalesef bu kitabı paylaşamıyorum. Onun daha henüz linki yok ama Storytel'de sesli kitabı var. Bir de kitapçılarda tabii satılıyor. Şimdi başlayalım. Türk halkı olarak nasıl yatırım yapıyoruz? Şimdi dünyada servetler nasıl değerlendiriliyor diye baktığımızda gelişmiş ülkelerde ya da gelişmiş ülke diye adettiğimiz ülkelerde, yani Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde servetlerin çok önemli bir kısmı finansal servetler. Ağırlıklı da hisse senetleri bazlı. Yani insanlar gelecekleri için daha çok hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Burada da görüyorsunuz finansal servetlerin finansal olmayan servetleri olanı. Finansal olmayan servet dediğimizde de ağırlıklı olarak aslında gayrimenkulü anlıyoruz. Yani bunun çok önemli bir kısmı emlak. Fakat bakın Türkiye'de bu tam tersine bir durum var. Yani biz Türkler daha çok emlak seviyoruz. Finansal servetleri sevmiyoruz. Ve bunun da bir takım nedenleri var. Birazdan anlatacağım. Ağırlıklı olarak biz birikimlerimizi gayrimenkulde değerlendirmeyi seviyoruz. İşte toplamında %80'i bu Kerim Nota'nın yaptığı bir çalışmaydı. Kredi Suisse'den yararlanarak onun sunumundan aldım. Dolayısıyla önemli bir kısmı birikimlerimizi gayrimenkulde. Gene bize has bir şey bu. Tabii Hindistan'da da var, Çin'de de var, başka bir takım ülkelerde de var. Özellikle insanların sisteme, finansal sisteme çok güvenmediği ülkelerde birikimlerin çok önemli bir kısmı finansal sistem dışında tutuluyor, yastık altında tutuluyor. Bu da ING Bank'ın yapmış olduğu bir anket. Soruyorlar vatandaşlara, işte birikimleri nerede tutuyorsun diye. Gördüğünüz gibi bu mavi kısım evde tutuyoruz diyor. Döviz ve altın aslında. Yani altının neredeyse 1/4'ünü evde tutuyor bizim vatandaşlarımız bu ankete göre. Bunda biraz tabii hata da olabilir ama hepimiz biliyoruz ki evlerde yastık altında çok büyük bir miktar var.
Yine yapılan anketlerde, bu 25 adlı bir şirketin yapmış olduğu bir anket, karşılıksız 100 bin lira elinize geçse ne yapardınız diyor. Bu biraz eski bir anket tabii. 100 bin lira şimdi biraz enflasyona karşı eridi. Birkaç yıl önce yapılmıştı bu anket. Tam tarihini hatırlamıyorum ama yine de sonuçları tabii bugüne de bugün için de geçerli. Birincisi ev almak için kullanırdım diyor. Zaten demin söylediğimle bu uyum içinde. Borçlarımı kapatırdım diyor. Enteresan olan burada 5. sırada kripto para alırdım diyorlar. Bakın yani bir %8 ki bu o kripto para rallisi daha henüz başlamamışken yani 3-4 sene önce. Çünkü bu kripto para coşkusu daha sonra bu şeyi çok daha arttırdı. Zaten şu yanda da gördüğünüz gibi o 2020 yılında COVID'in başlangıç döneminde bir anda Türkiye dünya kripto para yatırımcıları liginde en üst sıralara tırmandı. Ve böyle ilk 3-4 ülke arasına girdik. Bugün itibariyle de Türkiye'de yaklaşık 8-10 milyon kişi civarında kripto para yatırımcısı var. Şimdi gelelim Türk hane halkı finansal varlıklarının dağılımına. Böyle hızlı hızlı gidiyorum çünkü gerçekten çok slaydım var. Yetiştirmek için biraz böyle yapmam lazım. Sorulara da en sonda cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bunu Merkez Bankası yayınlıyor. Her 6 ayda bir, Mayıs ve Kasım aylarında yayınlıyor. Bu hepimiz bir kişi olsaydık bizim portföyümüz ne olurdu sorusunu cevaplayan bir grafik bu. Türk hane halkı finansal varlıklarının dağılımı, finansal sistemde olan birikimlerimiz. Çok uzun yıllardır bunda çok önemli değişiklikler olmadı. Kabaca finansal sistemdeki birikimlerimizin 1/3'ü bizim Türk lirası mevduatta duruyor. Bu yaklaşık işte bir ay civarında bir mevduat. Bu tabii son bir yılda çok önemli bir değişikliğe uğradı. Son 1-1,5 yılda. Biliyorsunuz işte faizler düşürüldü, mevduat faizleri suni bir şekilde düşürüldü. Ve reel getiri çok düşük kaldı. Yani Türk lirası mevduat faizleri enflasyonun çok gerisinde kaldı. Bunun üzerine de vatandaşımız ne yaptı? Doğal olarak birikimleri korumak için altın ve dövize yönlendi. Altın ve dövizde çok yüksek fiyat hareketleri olunca devlet kur korumalı mevduat diye bir ürün açıkladı. Ve bir anda bu Türk TL mevduatın yarısı oraya gitti. Şu anda bu TL mevduatın yarısı döviz. Böyle bakınca da tabii artık yabancı para mevduat neredeyse %50'ye çıktı. Çünkü onu da yabancı para mevduat olarak saymamız lazım. Geçmişte ama çok uzun yıllar 1/3 Türk lirası mevduat, 1/3 yabancı para mevduat, yaklaşık %10 gibi kıymetli madenler yani altın, %10 hisse senedi, işte %10 da emeklilik fonları ve yatırım fonları. Dolayısıyla birikimlerimizin 1/3'ü kısa vadeli ve düşük getirili yatırım, iki yatırım aracındaydı. Türk lirası ve döviz mevduat. Bu da öyle çok güzel bir portföy değil aslında. Bunun dışında şu alttaki şeye bakarsanız kayıt dışında olan birikimler var. 150 milyar dolarla 300 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen. Tam rakamı kimse bilmiyor ama işte Mahfi Eğilmez Hoca öyle 200 milyar civarında olduğunu söylüyor. 300 milyar dolar olduğunu iddia edenler var. Ben bunu 150 milyar dolar diye alıyorum. Yani sistemde de 355 milyar dolar var görüyorsunuz Kasım itibariyle. Yani neredeyse finansal sistemdeki paranın yarısı kadar da kayıt dışında var. Peki neden biz böyle davranıyoruz? Yani neden birikimlerimizi kısa vadeli yatırım araçlarında tutuyoruz? Neden yarısını veya yarısından da fazlasını, belki de sistemdeki para kadar parayı evde tutuyoruz? Bunun iki temel açıklaması var. Tabii bunun kültürel nedenleri var, sosyal nedenleri var, birçok nedeni var ama en temel nedeni enflasyon. Enflasyon oranları. Bakın bu 1939-2022 yılları arasındaki enflasyon. 39 yılları, İkinci Dünya Savaşı yılları falan. Orada tabii enflasyonun yüksek olması normal. Ondan sonra böyle makul, yani bize göre makul enflasyon yılları var. İşte %10 ile 20 arasında değişen. Fakat 70'li yıllara geldiğimizde, 70'li yıllardan, 1900 özellikle 73'ten, daha 2003'e kadar 30 yıllık dönemde, hatta 1971'den başlıyor bu. Bu 30 yıllık dönemde
Enflasyon ortalaması neredeyse %50 olmuş. %48.9 tam geometrik ortalaması. Bir sene %130'a kadar çıkmış neredeyse. İşte arada düşmüş mesela %40'a falan düştüğünde oh enflasyon düştü rahatladı demişiz. Bunları biz yaşadık yani birçoğumuz yaşadı. Bir kısmınız bizden tabii daha genç hatırlamayabilir, bilmeyebilir o yılları ama yani şu anda Türkiye'deki yatırımcı kesimin çok önemli bir kısmı bu dönemde iş hayatına başladı. Bu dönemde para biriktirmeye ve biriktirdiği parasını korumaya çalışmaya başladı. Müthiş bir enflasyon ortamı. Dünyada da ikinci bir ülke yok böyle. Sadece Türkiye. Başka hiçbir ülke yok ki 30 sene boyunca ekonomistlerin strato enflasyon dediği, bu hiper enflasyon değil ama işte böyle 50 ile 100 arasında değişen bir enflasyon ortamında yaşamış olsun. Sadece Türkiye. Sonra biraz düşürdük. Birkaç sene böyle bir belki bir 10 sene kadar işte %8'ler, 9'lar, 10'lar ki dünya standartlarında yine çok yüksek fakat bizim için hiç yokmuş sayabileceğimiz seviyede enflasyon oranları oldu. Ancak işte son yıl maalesef son 2 sene özellikle bu faiz oranları çok açıkçası yapılmaması gereken şekilde düşürünce işte kurlar fırladı. Kurlar fırlayınca doğal olarak bu hem yakıt fiyatlarına, ithalat fiyatı birçok şeye sirayet etti. Ve bugün işte TÜİ'ye göre %64, İTO'ya göre neredeyse %100, ENAG denen araştırma grubuna göre %137.6 olan bir enflasyon ortamındayız. Dolayısıyla enflasyonun bizim yatırım davranışlarımız üzerinde çok büyük etkisi var bu kısa vadecilikte. Diğer yandan Acar abi iyi bilir bu grafiği. Bunu ben çok sık kullanırım. Bu şey de 1980'den bugüne bunu tabii daha geriye de götürmek mümkün. Yani Türkiye'nin 1960'lı yılları, ondan öncesi hep sürekli olarak hem siyasi hem ekonomik hem birçok krizle yoğrulmuş yıllar. Bu tabii çok böyle şeye sığmadığı için ben 1980'den başladım ama o da fazlasıyla yetiyor. Yani 24 Ocak kararları biliyorsunuz müthiş bir devalüasyonla başlıyor 80'li yıllar. Ondan sonra bankerler krizi oluyor bizde. Banker Castelli yurt dışına kaçıyor. Birçok banker batıyor. Burada insanların paraları batıyor. Hisarbank, Odibank gibi bankalar batıyor. 90'da tam benim iş hayatına başlama yıllarım artık yavaş yavaş geliyor. Ve iş hayatına başladığım yıllarda Körfez krizi, Asya krizi, Rusya krizi ardı ardına patlıyor. Ve biz de onlardan en az o bölgeler veya o ülkeler kadar zarar görüyoruz. Etkileniyoruz. Kurlar fırlıyor, faizler yükseliyor filan. Hatta Rusya krizinde neredeyse Rusya'dan daha olumsuz etkilenmiştik. Sonra bizim bankacılık krizimiz geliyor. İşte hatırlarsanız o Ecevit'in kitap atma, daha doğrusu Ecevit'e kitap atılma Ahmet Necdet Sezer tarafından başlayan, onun tetiklediği kriz diyelim. Zaten krizi sadece tetikleyen oldu. Krizin nedenleri çok tabii zaten vardı ortada. Birçok banka battı. Gecelik faizler %7000'lere çıktı. Ondan sonra devam edelim. 2008 krizi, işte Suriyeli mültecilerin ülkemize gelmesi, bunu nasıl artık kriz olarak addedersiniz ama çok büyük bir finansal yük tabii yükledi ülkenin üstüne. 2014 ekonomik krizi, Rusya ile uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi tabii bu da böyle hepimizi çok sarstı. Covid başlı başına bir şey oldu. Daha geçen haftaya bakalım yani illa buraya bir şeyler koymak istiyorsak işte geçen hafta veya geçen ay deprem hemen ardından Akşener krizi zaten bir finansal kriz içinde de yaşıyoruz. Dolayısıyla enflasyon ve krizler ortamı maalesef bizi böyle kısa vadecileri yönlendirdi. Bir de tabii kurlardaki bu sürekli oynaklık ve Türk lirasının dolara karşı veya diğer yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi de tabii yatırımcılarımızı çok derinden etkileyen şeyler. Bakın 2008 yılında 100 bin Türk lirası ile 87 bin dolar alabiliyorduk. Yani 1.15'ti hatırlarsanız. Hatta 1.15'in de altına düştü gün içinde. 1.14 hatta 1.13 bile gördü yanılmıyorsam ama kapanış kurunu aldım ben. Yani 2008 yılında 100 bin Türk lirasını verdiğimizde 87 bin dolar alırken bugün 100 bin Türk lirası ile sadece bugün de değil bu, bu yıl sonu itibariyle bugün daha da azaldı. Bu yıl sonuna göre az da olsa bir değer kaybetti ama önemli değil. 5.300
50 dolar alamıyoruz. Bunlar tabii çok hepimizi çok böyle ürküten, paramızı koruma yönünde bizi öyle sürekli endişeye sevk ettiren görüntüler. Evet, şimdi gördüğünüz nerelere yatırım yaptığımızı, kısa vadeli döviz dedik, işte kısa vadeli Türk lirası mevduat dedik, %10 kadar hisse senedi dedik, biraz yatırım fonları filan dedik ve yastık altındaki birikimler dedik. Peki ne kazandık biz bundan? Şuna bakalım, getirilere bakalım geçmişe yönelik. 1980, bu parasal konularda yaptığımız hatalar kitabında yatırım araçlarının analizini yaptım. Türk halkının tercih ettiği yatırım araçlarını ve 1986'dan başlattım. Bunun nedeni Borsa İstanbul'un 1986'da başlamış olması. Buraya birisi bir şey mi çiziyor? Nasıl oluyor? Çizikler oldu ama neyse. 1986'dan başlıyor. Ve 1986-2022 arasında enflasyon ortalaması %36 olmuş. Gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgi ortalama enflasyonu gösteriyor. Bunun üzerinde getiri sağlamış olan yatırım araçları birikimleri enflasyona karşı korumuş demek. Altında kalmış olanlar ise enflasyondan etkilenmiş, enflasyona karşı alım gücünü düşürmüş. Yani yastık altında tutulan dolar bakın ortalamada %32.4 getirmiş ve Türk lirası mevduat %35.3 getirmiş, enflasyonun altında kalmış. Diğer yandan hazine bonoları, hazine faiz dediğim hazine bonolarıdır. BIST 100 endeksi hisse senetleri, BIST 100 endeksinin ortalaması. Bankada tutulan dolar yastık altındaki dolara göre tabii daha fazla getirmiş çünkü faiz kazanıyor. Eğer bir katılım bankasında saklanıyorsa orada da bir getiri kazanıyor. Ve altın. Bunların hepsi enflasyonun üzerinde kalmış. Şu kırmızı iki çizgiyi görüyor musunuz siz de ekranda? Bir tek bana mı gözüküyor onlar? Görüyoruz Atilla. Görüyoruz. Görüyoruz. Peki neyse. IT'deki arkadaşlarım da ilgileniyorlar. Orada sanıyorum farklı katılımcılarımızın da müdahale edebildiği bir ekran düzeni var. Yani çok önemli. Yani silebilirsek iyi olur. Yoksa evet, evet. Bir ekranı çizmiş galiba. Ya da belki kapatıp bir daha açarsam aslında şimdi neyse beni çok rahatsız etmiyor ama kalkmazsa bir daha demez. Evet. Şimdi bunlar deminkiler nominal getirilerdi. Nominal. Yani Türk lirası bazında getirilerdi. Nominal getirilerin çok bir anlamı yok aslında. Reel olarak bakmamız lazım. Yani bu getirileri enflasyondan arındırmamız lazım ki gerçek anlamda paramızın alım gücü ne olmuş? Enflasyondan arındırdığımızda da ki onun da formülü işte reel getiriyi 1 ile topluyorsunuz bölü 1 artı enflasyon diyorsunuz. Çıkan şeyden de 1'i çıkarttığınızda yıllık ortalama getiriler çıkıyor. Hazine bonolarının yıllık ortalama reel getirisi enflasyon üzerindeki reel getirisi 4.66 olmuş. Hisse senetleri 7.57 getirmiş. Bunun yaklaşık %2.5 gibi bir miktarı temettülerden gelir. %5 gibi bir miktarı da hisse senetlerinin değer artışından gelir Türkiye'de. Gördüğünüz gibi mevduat ve dolar kaybetmiş. Tabii bu ortalamada bunlar. Bazı yıllar kaybetmiş, bazı yıllar kazandırmış ama ortalamada kaybettirmişler. Bu 37 yıllık dönem boyunca. Bankadaki dolar kazandırmış ve altında %2 reel kazandırmış ortalamada her yıl. Böyle baktığımızda da bu 100 liranın alım gücü ne oldu diye baktığımızda da böyle bakın şu mor olan çizgi borsadaki borsa hisse senetleri. Hepimiz biliyoruz ki hisse senetleri tabii riskli yatırım araçları. Borsada böyle çok sert hareketler oluyor. Şu mor çizgiyi takip ettiğinizde de görüyorsunuz zaten. 100 liradan başlamış, ertesi sene 350 lira olmuş, sonra tekrar 100 liraya düşmüş, sonra 400 liraya çıkmış, 200 liraya düşmüş, 600 liraya çıkmış, 350 liraya düşmüş, sonra 1200 liraya çıkmış ama hemen ardından 2000 krizi olmuş. 2000 krizinde o 1200 liraya çıkan birikimimiz, çünkü 100 liramız 1200 lira oldu diye sevinirken borsada tabii öyle bir düşüş oluyor ki ve enflasyon da öyle bir yükseliyor ki, kurlar da yükseliyor hatırlarsanız, bir anda o birikim 300 liraya, dörtte birine düşüyor. Zigzag zigzag, fakat bakın en sonunda
Bu kadar zigzaklı olmasına rağmen BIST 100 yarışı en önde tamamlamış. Çok zigzaklı çünkü riskli. Diğerleri bakın risksiz nispeten. Bu mesela yastık altındaki dolar. Dolar zaten 100 dolar koyduysanız yastık altına o 100 dolar olarak duruyor. O böyle çok dalgalanmıyor şeye karşı. Enflasyona karşı tabii değer kazanıp değer kaybediyor ama öyle müthiş bir dalgalanması yok. Bankadaki dolar biraz daha hareketli ama bakın buradaki zigzaklar daha çok hisse senedinde. Şimdi bakalım 1986 yılındaki 100 lirayı bu yatırım araçlarında değerlendirseydik, yani 100 lirayla hazine bonosu alsaydık ne oluyordu? 100 lirayla hisse senedi alsaydık ne oluyordu? 100 lirayla dolar alıp yastık altında saklayıp bugün çıkartıp harcasak ne oluyor diye baktığımızda, bakın borsaya konan 100 liranın 2022 yılı sonundaki alım gücü 1488 olmuş. Yani 14 misline katlanmış. Yok değerlenmiş. Şöyle de bunu izah etmek mümkün. 1986 yılında o 100 lirayla pazara gittiğimizde bir file doldurabilirken 2000 borsada değerlendirdik bunu yıllarca. Temettü aldık, fiyat artışları oldu. Arada arttı çıktı ama 2002 yılın sonunda sattık. Pazara gittik, 15 file doldurabiliyoruz. Paramız değerlendi. Aynı şeyi, aynı parayı dolarda tutsaydık eğer, 100 dolar alsaydık ve kasamıza koysaydık, hiçbir şey yapmasaydık, o 100 doları daha sonra 2022 yılı sonunda bozdurup pazara gitseydik, 1986 yılında alabildiğimizin sadece 3'te 1'ini alıyor olacaktı. Bakın 38'e düşmüş 100 liramızın alım gücü. Tamam. Gene 100 dolarımız 100 dolar. Neyse ya da kaç dolarsa o 100 lirayla aldığımız dolar kaç dolarsa dolar olarak aynı. Diyelim 1000 dolar aldık veya 100 dolar aldık. Gene 100 dolar bu. Fakat artık o 100 doların bugünkü alım gücü Türk lirasına karşı 3'te 1 daha düşük. Pazara gittiğimizde bize aynı şeyi aldıramıyor. Bu çok önemli. Yani hisse senetlerinde değerlendiren birikim yastık altında saklanan doların tam 39 misli olmuş. Bakın nasıl bu bizim risk anlayışımızda biraz çelişiyor değil mi? Ya borsa çok riskli. Ben sağlamcıyım kardeşim. Alırım paramı, dolara koyarım. Yastık altında tutarım. Çünkü devlet el koyar. Yok bilmem ne olur falan. Bankalardaki parama el koyar. Dolabımı, işte dolarımı TL'ye çevirir korkusu altında saklayanlara. Bu tabii çok müthiş bir mesaj yani. Çünkü hisse senetleri kazandırmış. Tabii bunu değişik zamanlarda yaparsak değişik sonuçlar da mutlaka çıkar. Mesela aynı şeyi burada yapsak aradaki fark gördüğünüz gibi 2002 yılında mesela borsa çakıldığında hala borsa yukarıda evdeki dolara göre. Ama tabii aradaki fark bu kadar dramatik değil. Şimdi 40 misli belki o zaman 3-4 misli imiş sadece. Fakat her zaman bu 37 yıl boyunca borsa uzun vadeli borsa yatırımı yastık altındaki dolardan daha fazla kazandırmış. Altında tuttuysak paramızı, altın aldık ve kaldırdık kasaya. 1986 yılındaki altını çıkardık, bugün sattık 2022 yılı sonunda. İki misline çıkmış alım gücü. Dolayısıyla altın şeyini korumuş. Birikimimizin alım gücünü korumuş. Şimdi bu getirilerden yola çıkarak, getirileri bulduk demin değil mi şurada, %7, %6, %3. Bunları da lütfen aklınızın bir kenarına yazın. Altın %2, bankadaki dolar %3,5, yastık altındaki dolar eksi, mevduat eksi, borsa 7,57. Bunları böyle bir kenara tutun. Bunların paçal getirisi ne olmuş? Bu hani buna bakmıştık demin, bu bizim Türk hane halkının toplam portföyü dedik. İşte bu portföye bunu uyguladığımızda yıllar boyunca ne kazanmışız biz? Toplamda finansal sistemdeki birikimlerimizin ortalama getirisi %2,5 diyelim buna. 2,5 olmuş. Neden? İşte bunun bir kısmı Türk lirası mevduatta eksi getirmiş. Bir kısmı yabancı para mevduatta %3,5 getirmiş. Bir kısmı altında %2 küsür getirmiş değil mi? Altın getirisini hatırlıyorsunuz. Hisse senetleri en çok getiriyi sağlayan ama maalesef sadece %10 hisse senedinde. Biraz da bu emeklilik fonlarının içinde var hisse senedi. Yani %7'yi biz böyle biraz sadece şu kısımdan
alabilmişiz. Diğerlerinin hepsinin getirisi daha düşük olduğu için ortalamada %2.42 olmuş. Buna bir de yastık altındakileri de kattığımızda, yastık altındaki birikimlerle birlikte toplam getiri ne olmuşu görünce %1.5 reel getiri kazanmışız. Şimdi bu çok kötü bir reel getiri. Yani çünkü neden? Yastık altında büyük bir miktar saklıyoruz ve bunun getirisi sıfır. Hiçbir getiri kazanmıyor. Evde saklıyoruz. Yastık altında duruyor. En ufak bir, ne bir faiz getirisi var. Eğer faize karşı hassasiyetiniz varsa bildiği nedenlerden, katılım bankacılığında mesela getiri elde edebiliyorsunuz. Burada onu da alamıyorsunuz. Altın, evde tuttuğunuz altının da herhangi bir getirisi yok. Halbuki sisteme koyduğunuz altından da bir miktar getiri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla %2.5 ve %1.5. Toplamda yani %1.5 biz getiri kazanmışız. Şimdi bunu birazdan uluslararası yatırım araçlarıyla kıyaslayacağız. Şimdi burada duruyorum ve dijital çağ ne getirdikler, yenilikler getirdi bir ona bakalım. Oradan da nasıl yatırım yapacağız da geçeceğiz. Şimdi tabii ben ilk bankacılığa başladığımda Saudi American Bank diye bir bankada başladım. Citibank'ın bir kuruluşu. Daha sonra tacirler menkul değerleri işte kurduk. Tacir ailesiyle birlikte. Onun genel müdürü oldum ilk. O dönemde tabii her şey hemen hemen analogdu. Yani bir işte geliyordunuz şeye, bankaya veya aracı kurum. Orada bir hesap açıyordunuz. Bankaya gittiğinizde banka size bir defter veriyordu. O deftere işleniyordu. Sonra her gittiğinizde o deftere tekrar işte faizi işliyorlardı. Para çekerseniz onu işliyorlardı falan. Tabii oradan çok müthiş bir gelişimle son özellikle 10-15 yılda internetin önce başlamasıyla, daha sonra tabii işte bu cloud computing falan, bu bulut şeyleri, birçok işte finansal teknolojilerin başlamasıyla müthiş gelişmeler olmaya başladı. Ve artık finansal teknoloji sayesinde cep telefonlarımızdan, yani şu küçücük cihazdan her türlü varlık sınıfına ulaşabilmemizi sağlayan yeni yatırım ürünleri çıktı. Yatırım fonları var, borsa yatırım fonları var. Yani mesela borsa yatırım fonları denen, daha birazdan daha detaylıca da anlatacağım. Fonlar sayesinde mesela bugün gidip Vietnam borsasına hemen cep telefonumuzdan 50 liralık, 100 liralık, 500 liralık yatırım yapabiliyorsunuz. Veya gidip petrol alabiliyorsunuz. Veya gidip alüminyum alabiliyorsunuz. Altının fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız altını açığa satabiliyorsunuz. Müthiş ürünler çıktı. Ve bunların işlem ve fon yönetim maliyetleri çok düşük. Mesela yine ben ilk portföy yönetimi yapmaya başladığım yılları hatırlıyorum. Türkiye'de portföy yönetimi yapıyorduk. Interportföy diye bir şirket kurmuştuk. Yatırım fonu yönetiyorduk. Yıllık %5 yatırım komisyonu alıyorduk. Yıllık %5. Bugün bu ETF dediğim borsa yatırım fonlarının fon yönetim maliyetleri %25 ile %50 arasında değişiyor. Yani onda birine düştü neredeyse. Ödeme sistemlerinde müthiş gelişmeler var, dijital cüzdanlar var. Artık her şeyimizi, bütün birikimimizi bu dijital cüzdanlarda saklayabiliyoruz. İstersek yurt dışındaki çocuklarımıza, akrabalarımıza pat diye saniyesinde transferler yapabiliyoruz. Yine blockchain teknolojisi sayesinde kripto paralar var. Kripto paralarla ödemeler yapabiliyoruz. Yine transferler yapabiliyoruz. Bilgiye erişim çok kolaylaştı. Yani herhangi bir konuda bilgi sahibi değilseniz, yani bugün mesela finansal okuryazarlık deyin, girin, yüzlerce video çıkacak karşınıza. Veya bütçe nasıl yapılır? Girin, yüzlerce video, İngilizce, Türkçe, Almanca, her dilde. Nasıl yatırım yaparım? Girin, işte yarın bu sunumda internette bir yerlerde olacak. İsteyen girip bunu seyredebilecek. Dolayısıyla bilgiye erişim de çok kolaylaştı. Diğer yandan yatırım danışmanlığı da aslında çok demokratikleşti. Eskiden sadece yüksek birikim sahiplerine, zenginlere yatırım danışmanlığı hizmeti verilirdi. Çünkü 5-10 bin lirası olan birisini kim, hangi yatırım uzmanı karşısına alacak, ona yarım saat, bir saat tavsiyede bulunacak? Yani böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir bankanın bunu karşılayacak bir şeyi yok. Çok yüksek maliyetli şeyler bunlar. Ama artık cep telefonlarımızda robo danışman denen elektronik danışmanlar var ve bunlar bizi tanıyorlar. Kendimizi onlara tanıtıyoruz. Biraz da hatta eğer açarsak
onlara kendi mesela sosyal medya uygulamalarımızı veya hesap hareketlerimizi görürlerse bizi bizden daha iyi tanıyıp bize uygun yatırım tavsiyeleri veriyorlar. Ve diyorlar ki bakın işte git sen şöyle bir portföy kur, git biraz bundan al, biraz şundan al, varlık dağılımı yapmamıza yardımcı oluyorlar. Eskiden hiç böyle bir şey yoktu. Ve açık bankacılık ve açık yatırım hizmetleri yaygınlaştı. Bunlar da ne demek? Yani tek bir banka hesabı üzerinden bütün bankalardaki hesaplarımızı görebiliyoruz. Bütün başka bankaların, başka aracı kurumların, yerli yabancı aracı kurumların yatırım enstrümanlarına ulaşabiliyoruz. Bunları alıp kendi portföyümüze koyabiliyoruz. Ve sadece tek bir hesaptan bunların hepsini takip edebiliyoruz. Bu da büyük kolaylık. Yani eskiden işte bir hesap orada, bir hesap burada, burada başka bir hesap, bir aracı kurum hesabı, yurt dışında hesaplar, yani böyle karman çorman şeyler varken artık bu da çok kolaylaştı. Dolayısıyla bütün bu kolaylıklar hem çok kolay yatırım yapmamızı hem de çok ucuz yatırım yapmamızı sağlıyor. Bakın böyle birçok işte mesela bu mobil teknoloji, işte deminden beri cep telefonunu gösterip duruyorum. Değil mi? Yani en önemli gelişme o. Artık cebimizde bir banka var. Bankamız cebimizde. Tak anında 7 saat 24 dakika ulaşabiliyoruz ona. İşte onun dışında işte robo advisor'lardan bahsettim. Bakın şu altta görüyorsunuz. Herkese yatırım danışmanlığı hizmeti veren. Mesela bugün itibariyle birçok bireysel emeklilik şirketi robo danışman kullanıyor. Bilmiyorum, burada bireysel emeklilik hesabı olanlar herhalde görüyorlardır. Bankadan böyle veya bireysel emeklilik şirketinden bir şey geliyor. Robo danışmanınız şunu tavsiye ediyor diye. Tabii bunun daha gelişmesi lazım. Çünkü bu bir büyük veri olayı. Yani büyük veri biriktikçe hem sizinle ilgili büyük veri bu robo danışmanda biriktikçe bir de tabii genel sistemle ilgili, Türk halkıyla ilgili büyük veriler biriktikçe robo danışmanlar bizim yatırım davranışlarımızı daha iyi anlayıp ona göre bize daha doğru tavsiyeler verecekler. Ama hali hazırda da bu var. İşte online bankacılık, online ödeme sistemleri, blockchain tabii, blockchain ve kripto paralar, bunlar tabii çok günümüzün çok önemli gelişmeleri. Ve hayatımızı kolaylaştıran birçok fintech uygulaması da var. Artık fintech üzerinden, herhangi bir fintech üzerinden, demin de söylediğim gibi Amerikan borsasına, Vietnam borsasına, Rusya yapamıyoruz şu anda ama Avrupa borsalarına yatırımlar yapabiliyoruz. Sigorta yaptıracaksak en uygun sigortayı, en uygun primi ve bize en uygun sigortayı arayacak InsurTech dediğimiz işte sigorta teknolojisi şirketleri var. Onlara ne istediğinizi yazıyorsunuz. Onlar arayıp size en ucuzu budur, sizin için en uygunu budur, şunlara şunlara dikkat edin gibi uyarılarda ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Kredi kullanacaksanız en ucuz kredi nerede, en uygun kredi nerede, onları size tavsiye eden, bakın böyle yüzlerce, binlerce yurt içinde ve yurt dışında finansal teknoloji uygulamaları var. Mesela Foder'de bir yönetim kurulu üyemiz var. Onun şirketi çocuklara yönelik bir debit kart uygulaması yapıyor. Ve o debit kart uygulamasıyla çocuklar anne babalarından harçlık alıyorlar ve küçük yaşta bütçe yapmaya başlıyorlar. Anne babalar da çocuklar nasıl paralarını harcıyor onu görebiliyorlar. Onları biraz daha iyi yönlendirebiliyorlar. Yine Zuhal hocamızın danışmanlığını yaptığı Monay şirketi var. Özlem Denizmen'in, bizim Foder'in yönetim kurulu, danışma kurulu başkanının şirketi. Mesela o da bireylere işte nasıl tasarruf yapılır, nasıl birikim yapılır, o konularda nasıl bütçe yapılır konularında hem bilgi veriyor hem de davranışsal müdahalelerle onları öyle doğru yola, daha doğru davranmaya çekmeye çalışıyor. Böyle yüzlerce çok faydalı fintech uygulamaları da var. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem bizi eğitiyor ve hatta bazen yönlendiriyor. Tabii bu dijital çağ birçok artıyı beraberinde getirirken diğer yandan bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bunun en başında hızlı işlem yapmak. Şimdi hızlı işlem yapmak çok büyük bir avantaj. Fakat hızlı işlem yapmak veya her an işlem yapabilmek, kripto paralarda 7/24 işlem yapabilmek aslında bir dezavantaj. Çünkü biz sürekli olarak
eğitimlerimizde ekliyoruz ki uzun vadeli yatırımlar yapın. Böyle alsatlar yapmayın, kısa vadeli alsatlar yapmayın. Çünkü kısa vadeli alsatlar yaparsanız genelde kaybedersiniz. Yani bütün istatistikler bunu gösteriyor. Fakat tabii bu cep telefonumuzdan böyle sürekli ulaşmak ve oradan işte mesajlar geliyor. İşte Ereğli aldınız, Ereğli'nin fiyatı arttı. Hadi ben bari bunu satayım diyor. Veya Ereğli'nin fiyatı düştü diye bir şey geliyor. Ereğli düşüyor diye bir mesaj geliyor. Daha bir gün önce almışsınız. Eyvah daha da düşer mi acaba diye paniğe kapılıp işte %2-3 eksiğine satıyorsunuz. Sonra aşağıdan tekrar alırım falan diye. Dolayısıyla bu kolaylık artısı da var. Fakat eğer kendinizi iyi yönetemezseniz, disiplinli davranmazsanız onun tabii eksileri de var. Diğer yandan borsamızda da çok olan, bütün dünya borsalarında da olan robotların yine yaptığı ya da algoritmaların yaptığı işlemler var. Bunlar böyle çok tabii otomatiğe alınmış işlemler. Yine büyük veriyi kullanarak tamamen yazılımların yaptığı işlemler. Ve çok sert fiyat hareketlerine bunlar neden olabiliyorlar. Yüksek frekanslı işlemler deniyor bunlara. Borsalarda böyle çok sert dalgalanmalara neden olabiliyorlar. Bazen hatalı işlemler de yapıyorlar. Borsaları çökertebiliyorlar. Robo danışmanları bir artı olarak yazmıştım. Buraya da şimdilik eksi olarak yazdım. Çünkü hala demin de söylediğim gibi daha optimal noktaya gelemediler. Daha öğrenim aşamasındalar. Daha büyük veri biriktirme aşamasındalar. Benim bankamdaki robo danışman maalesef bana sürekli olarak yatırımlarımı kısa vadeli yapmaya, beni yönlendirmeye çalışıyor. Bunun nedeni de tahmin ediyorum benim yaşım. Yani yaşım artık böyle orta yaşın çok üzerine emeklilik yaşına geldiği için hep beni daha böyle kısa vadeli yatırımlar yapmaya ve para piyasası fonlarına yönlendiriyor. Bu da aslında benim istediğim bir şey değil. Yani demek ki beni daha yeterince tanıyamamış. Ama onun dışında güzel çalışan bir sistem. Onun için robo danışmanları takip edin, deneyin, mutlaka takip edin ve zamanla çok gelişeceğini göreceksiniz. Ama şu anda onlara %100 itimat edip her şeyinizi onlara şimdilik bırakmayın. Tabii dijital çağın getirdiği en önemli sorunların başında sosyal medyada etkileşim ve davranışsal müdahaleler var. Bu tabii özellikle Baltaş grubunun tabii çok iyi bildiği konular bunlar. Bu davranışsal müdahaleler bizleri çok etkiliyor. Sosyal etkileşim, sosyal medya pazarlama, dijital pazarlama sürekli olarak bizi sistem harcama yapmaya yönlendiriyor. Bu da çok doğal. Yani şirketler sosyal medyayı kullanarak, dijital pazarlamayı kullanarak işte bir takım böyle mesela bizi özendirerek işte 50 milyon Elvis şeyi hayranı yanlış olamaz işte onlar böyle yaptıysa bir Elvis'in plaklarından bir şey yapma. Senin de bunu alman lazım. Şimdi sen de bir Elvis hayranıysan ve onu görünce ve 50 milyon Elvis hayranı bunu aldıysa işte bu sosyal etkileşimle sen de bunu almak isteyebilirsin diye bir basit bir davranışsal müdahale veya herhangi bir şey aldığımızda hepsi buradan getirden falan hemen birazdan pat diye bir mesaj gelir. Ya bak sen şunu almıştın şimdi bunu da almak isteyebilirsin diye o satışı arttırmak için, bizi satışa yönlendirmek için doğal olarak şirketlerin yaptığı şeyler bunlar. Veya seni bu kitap sanıyorum Amazon'dan almıştım bunu. Hani bir kitap aldınız, hemen arkasından bak senin aldığın kitabı alan müşteriler şu kitapları da almışlar diye şey yapıyor. Burada bakıyorsunuz ya hakikaten bak bu kitap da faydalı gibi deyip bir kitap daha size aldırıyor. Tabii bu kitap için falan olunca çok kötü değil ama aynı gömlekten 3 tane aldırınca size işte bizim bu foderle istek mi ihtiyaç mı dediğimiz şeyin biraz dışına çıkıyor. İhtiyacınız olmayan şeyleri kredi kartı ulaşımı da çok kolay artık. Kredi kartıyla cırt diye çekiyorsunuz. İhtiyacınız olmayan şeyleri kendinize ait olmayan paralarla satın alıyorsunuz. Bakın bu klasik bir şey muhteşem cuma fotoğrafı. 2 tane muhteşem cuma fotoğrafı. Bu muhteşem cuma günlerinde işte indirimler yapılıyor. Aslında birçok şeyde de indirim falan yok. Neredeyse hemen hemen aynı fiyat ama o günün coşkusuyla ve o günün böyle reklamlarla işte bu çıpalama yanılgısı dediğimiz yanılgıyla falan insanlar coşku içinde saldırıp kavga ederek, dövüş ederek alışverişler yapıyorlar.
Bu da bu yeni sistemin, dijital pazarlamanın, sosyal medya etkileşiminin bizim üzerimizdeki etkileri, olumsuz etkileri. Diğer yandan yine sosyal medyada veya tabii cep telefonları kullanılarak çeşitli yöntemlerle dolandırıcılar da bizi kandırıyorlar, geliyorlar, ikna ediyorlar. İşte mesela bakın Bitcoin Safiye diye bir kadın böyle çıkmış ortaya. Diyor ki ben Bitcoin uzmanıyım ve çok iyi biliyorum Bitcoin'i. Biraz da böyle kimle konuşuyorsa onun artık nasıl, neden hoşlandığını tahmin ederek işte bazen mutaassıp bir kişi kılığında, bazen makyajlı, bazen biraz daha şey mütevazı, çeşitli kılıklara girip insanlara diyor ki bana paranızı verin, ben paranızı yöneteyim. Ve 30 milyon lira çarpmış insanları bu doların 3 lira olduğu dönemlerde. Ve çarptığı kişiler de hiç öyle cahil kişiler değil. Yani arada işte savcılar, avukatlar, öğretmenler, bayağı böyle şey iş adamları falan var. Bitcoin'den para kazanacak diye para kaptırmışlar. Şey, Tosuncu zaten hepimiz biliyoruz. Tosuncu nasıl çarptı binlerce kişiyi. İşte Çiftlik Bank diye bir şeyle çıktı. Ve insanları böyle coşkuya getirdi. Ondan sonra da 500 milyon lira çarpıp Panama'ya mı bir yere kaçmıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir ara döndü galiba. Değil mi? Bu da çok yeni daha. Konyalı bir genç cep telefonuna mesajlar göndererek hesabınıza para geldi diye. Richie Rich diye bir kendi lakabım artık nedir? 23 bin kişinin 60 milyon lirasını çalmış. Yani bakın bir de böyle tabii işte dijital çağın getirdiği sorunlar. Diğer yandan bu da borsadaki manipülasyon olayları. Yine sosyal medyada, WhatsApp gruplarında, Telegram gibi gruplarda, Twitter'da, Twitter Spaces diye akşamları sohbet olan gruplar var biliyorsunuz. Buralarda böyle birçok gruplar ve tabii manipülatörlerin yönettiği bir takım gruplar var burada. Ve bunlar vatandaşları coşkuya getirerek işte birçok hisse senedi üzerinde manipülatif işlemler yapıyorlar. Bakın yani şu şöyle bir hisse var mesela, yani ismi lazım değil. İşte başlayın 1 lira 2 lirayken bir anda görüyorsunuz çok sert bir yükselişte 100 liraya çıkıyor. Sonra tekrar 10 liralara 20 liralara düşüyor. Hemen hemen benzer bir şey burada. Birden 20'ye çıkıyor. Bakın grafikler ne kadar birbirine benziyor değil mi? Bu tipik bir şey, manipülasyon işlemi. Önceden hisseyi birileri topluyor. Ondan sonra sosyal medyada coşkuyu veriyorlar, bilgileri yayıyorlar, asılsız bilgileri. Ve birçok bilgisiz vatandaş da işte mesela hisseyi 1 liradan, 2 liradan, 3 liradan topluyorlar. 10 liralara, 20 liralara geldiğinde diyorlar ki bu 100 lira olacak, 200 lira olacak. İşte 20 lira, 30 lira da vatandaş da ya 100 lira olacaksa alayım ben de 50 liraya satarım, 70 liraya satarım deyip alıyor. Ama zaten orada diğerleri satmaya başlamış oluyor. Bakın bazılarında birden fazla kaç tur yapmışlar? 2, 3, 4 tur attıkları bile var. Böyle birçok örnek var işte. Mesela Sasa dediğimiz şirketin piyasa değeri 22 milyar dolara çıktı. Ne demek biliyor musunuz 22 milyar dolar? O gün itibariyle Sasa'nın piyasa değeri Koç Holding artı Sabancı Holding artı Arçelik artı Erdemir'den daha yüksek. Böyle bir şey olması mümkün mü? Sasa iyi bir şirket. Çok güzel bir şirket. Doğru yatırımlar yapan bir şirket ama 22 milyar dolar öyle bir rakam ki yani bir şirketin onu etmesi mümkün değil. Nitekim sonra gördüğünüz gibi düştü. Dolayısıyla bu yeni dönemin bizi düşürdüğü davranışsal yanılgılar tabii çok fazla ve çok fazla davranışsal yanılgılara düşüyoruz. Kendimize bazen özellikle böyle boğa piyasalarında aşırı güveniyoruz. Çok fazla bilgi geliyor. Çok fazla bilgiyi yorumlayamıyoruz. Bilgi felcine düşüyoruz. Hangi bilgi doğru, hangi bilgiye göre yatırım yapayım ya da ne yapayım kestiremiyoruz. Başkalarına özeniyoruz. Dışarıda kalma korkusu yaşıyoruz. Özellikle kripto paralarda bu çok yaşanıyor. FOMO denen şey. Kripto paralarda yapılan bir çalışmaya göre neredeyse kripto para işlemi yapanların yarısı arkadaşları kripto para işlemi yaptığı için ve onlar işte kazanıyoruz diye anlattıkları için ya da onların kazandığını düşündüğü için ya ben de dışarıda kalmayayım, ben de yapayım diyenler. Sürü davranışına kapılıyoruz, birbirimizden çok etkileniyoruz. İşte bir anda hepimiz dolar almaya başlıyoruz, hepimiz dolar satmaya başlıyoruz. Yani borsalar yükselirken başarılı olursak
Borsa yükseldiği için aslında para kazanıyoruz. Fakat bunu kendimize atfediyoruz. Ya biz bak çok iyi, ben çok iyi bir yatırımcı oldum. Bu yüzden kazanıyorum diyoruz. Hak etmedik bir güven duygusuna kapılıp riskimizi arttırıyoruz. Ve bu borsa ilk düştüğünde tabii bize çok pahalıya patlıyor. Belki de batıp gidiyoruz. Evet. Şimdi geldik son bölümümüze. Aslında tabii bütün ana şey burada ama işte bunu da böyle biraz hızlı tabii geçeceğim. Peki nasıl yatırım yapmamız lazım? Net bir kere önce birkaç basit soruya cevap verelim. Yani neden biz birikim yapıyoruz? Neden birikim yapıyoruz? Yani bunun en şeyi finansal açıdan finansal refaha ulaşmak için. Yani ailemizin ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Çocuklarımızı iyi okullara göndermek istiyoruz. Araba almak istiyoruz, ev almak istiyoruz. Emeklilikte sıkıntı çekmemek istiyoruz. Ve acil durumlara hazırlıklı olmak istiyoruz değil mi? Ana nedeni bu. Bu nedenle birikim yapıyoruz. Peki neden yatırım yapıyoruz? Şimdi birikimle yatırımı ayırmak lazım. Yani birikim yapmak, yani tasarruf etmek, israfı kesmek demek biliyorsunuz. İsrafı keserseniz işte arttırdığınız şey birikim oluyor. Ama birikim illaki yatırım değil. Yani birikimi evde tutarsanız o bir yatırıma dönüşmüş olmuyor. Yatırım yapmak demek bir yatırım aracına yönlendirmek ve onun bir getiri sağlaması demek. Yani bu işte hisse senedi olabilir, tahvil olabilir, herhangi bir şey olabilir. Döviz alabilirsiniz veya dövizli bir Eurobond alabilirsiniz. Her neyse bir yatırım fonu alabilirsiniz. O noktada yatırım yapmış oluyorsunuz artık. Neden yatırım yapıyoruz? Birikimlerimizin alım gücünü korumak istiyoruz. Yani birikim yapıyoruz bugün ama işte enflasyon diye korkunç bir canavar var dışarıda. Ve bu canavar bizim paramızın alım gücünü eritiyor. Dolayısıyla buna karşı müdafaada olmamız lazım. Hatta korumak da yetmez, arttırmamız da lazım. Yani korumak tek başına yetmez, arttırmamız da yani reel getiri elde etmemiz lazım. Ve ileride birikimlerimizden emeklilikte diyelim veya ne zamansa düzenli gelir elde etmek. Yani belki bir tahvil fonu almak veya bir Eurobond almak ve bundan düzenli gelir elde etmek için. Kimisi de ben emekli oldum artık, param da var. Bir de bir meşgalem olsun benim. Çünkü keyifli de bir iş, güzel de bir iş yatırım yapmak. Tabii çok bazen stresli de bir iş. Yani yatırımı nasıl yaptığınız, yatırımla alsatı karıştırdığınız zaman zaten bambaşka bir yere gidiyor iş. Ama bir meşgale de oluyor. Yani ne yapıyorsun diye mesela bazı insanlara sorun, ben borsacıyım der. Ne demek ben borsacıyım? İşte ben borsada alım satım yapıyorum deyince o böyle bir kendine bir kariyer yaratmış gibi olur. Hayatımız boyunca da işte hayatımızın çeşitli evreleri var. Çocukluktan başlıyor, bebeklik, okul hayatı, iş hayatı. Yani ilk yıllar tabii herhangi bir gelirimiz yok. İş hayatımızın da ilk başlarında böyle yavaş yavaş gelirlerimiz artmaya başlıyor. İşte bu arada işte çocuklar doğuyor, onları okutmaya çalışıyoruz. Belki ev almaya çalışıyoruz ya da araba almaya çalışıyoruz falan. Böyle bir eğri var burada. Yıllar boyunca da bu şey oluyor. Burada mümkün olduğunca tabii elimizden geldiğince birikim yapmaya çalışıyoruz ki şu emeklilik yıllarına geldikten sonra o sadece sosyal sigortalardan gelen gelirle yaşamayalım. Yavaş yavaş bu emeklilikten gelen yani birikimlerimizden gelen şeyle de emeklilikte biraz daha iyi bir hayat, daha rahat bir hayat yaşayalım diyor. Onun için yatırım kararını verirken bir kere bir ilk cevap vereceğimiz soru yani maaşımız belli. Maaşımızı harcıyoruz. Bundan sonra geriye bir para kalıyor mu? Geriye bir para kalmıyorsa zaten yatırım yapacak bir durum yok. Onun için de biz genelde şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. O derde diyoruz ki mümkünse maaşınızı aldığınızda 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira neyse herkesin tabii kendine göre bu. Bir miktarı yatırım için hemen ayırın. Yani onu bir gider olarak görün o ay içinde. Onu ayırın ve yatırıma yönlendirin. Yapabiliyorsanız, bütçeniz buna müsaade ediyorsa. Evetsin. Ve tabii acil durumlar içinde bir miktar kenarda bir paranız hep olsun. Ne olur ne olmaz işte deprem olur, işinizi kaybedebilirsiniz falan. Bu da varsa ondan sonra artık bir birikim yapmaya başladınız zaten. Bu birikimi yatırıma dönüştürmek için ne zaman ihtiyacınız olacağını düşünmeye başlayın. Yani benim buna hemen ihtiyacım olur mu yoksa ben bunu çocuğumun şu anda 4 yaşında olan çocuğumun ilkokul veya üniversite gideri için mi bir kenara ayırsam? Veya çocuğunuz yok bir ev almak için mi acaba bunu bir kenara ayırsak? O zaman bu biraz orta uzun vadeli bir yatırım oluyor. Ona göre yatırımın süresini
belirlemeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Çünkü yatırımın süresiyle alacağınız risk çok birbirine bağlı. Birazdan bunu daha detaylı anlatacağım. Yani kısa vadeli yatırım mı yapacaksınız, orta vadeli mi, uzun vadeli mi? Yatırım yaparken şu dört sorunun cevabını arıyoruz. Hangi varlık sınıflarına yatırım yapacağım? Yani hisse senedi mi alacağım, döviz mi alacağım, tahvil mi alacağım, altın mı alacağım? Bunların hepsinden mi alacağım? Hangi vade için yatırım yapacağım? Demin söylediğim şey. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Hangi yöntemle yatırım yapacağım? Yani bu yatırımı kendim mi yapayım? Yoksa bir portföy yöneticisinin yardımını mı rica edeyim? Veya bu yatırımı fonlar üzerinden mi yapayım? Yoksa direkt gidip kendim hisse senedimi alayım? Gibi sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Tabii bunları böyle bu bir saatlik bir şeyle hepsine burada cevap vermem mümkün değil ama hızlı gidiyorum ki düşünmeye bu konularda başlayınız diye. Bir de ne kadar yatırım yapacağım? Yani her ay ben ne kadar yatırım yapayım ve bunu hangi varlık sınıflarına yayayım ve bunu hangi yöntemlerle yapayım sorularını. Bunların tabii hepsini ilk başta doğru cevaplamanız da şart değil. Çünkü yatırım yapmaya başladıktan sonra birçok şeyi de yatırım yaptıkça öğreniyorsunuz. Yani kendi doğrunuzu da bulmaya başlıyorsunuz. Fakat şu bir gerçek ki yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Yani varlık dağılımı yapmak lazım. Bir miktar hisse senedi, bir miktar döviz, bir miktar tahvil, bir miktar altın, bir miktar tabii yatırım fonu. Mümkünse tabii keşke bu arada bir eve de yatırım yapabiliyor olsanız veya belki ev için ayırdığınız bir miktarı belki taksitle bir ev alsanız filan. Dolayısıyla bu varlık dağılımı yatırımların başarısını belirleyen en önemli etken. Biraz süreyi aşıyorum ama bir mahsur yoksa bir 10-15 dakikada ya daha ihtiyacım var. En heyecanlı yerine geldin Atilla. Tabii. Tamam. Şimdi yatırım yaparken tabii çok risk de alıyoruz. Çok doğal bu da. Yani risksiz bir şey olmuyor hayatta. Çünkü bir getiri elde edecekseniz bir risk almanız lazım. Yatırım yaparken çeşitli riskler var. İşte mesela döviz aldığınızda bir kur riskiyle karşı karşıyasınız. Hisse senedi alırsanız hisse senedinin fiyat riski var. Fiyatı düşebilir, oynayabilir. Bir tahvil aldıysanız geri ödenmeme riski olabilir. Veya bir bankada, bir aracı kurumunda veya bir kripto para borsasında hesap açtınız. Orada operasyonel riskler doğabilir. Özellikle kripto paralarda mesela geçmişte bayağı yaşandı. İnsanlar kripto paralar aldılar. Bir baktılar o borsalar çöktü ve kripto paralar gitti. Ama bu sadece kripto paraya has bir şey değil. Geçmişte Türkiye'de de oldu. Bankalar da battı. Gerçi ödendi devlet garantisi olduğu için. Ama bazı aracı kurumlarda eski yıllarda artık o ihtimal kalmadı. Çünkü sigortalar var artık bunlarla ilgili. Ama burada da paralar kaybedildi. Mesela Çukurova Kepez'li hisselerde vatandaşların birikimleri yok oldu. Dolayısıyla bir risk alıyorsunuz. Fakat bu riskleri önlemenin tabii yöntemleri de var. Ve bunun en yöntemi tekrar demin de söylediğim bir kere yumurtaları aynı sepete koymama birincisi. İkincisi profesyonel portföy yöneticilerini kullanma. Yani bu konuları iyi bilen, riskleri yayan ve karşı taraf risklerini çok iyi bilen, çok yakından takip eden portföy yöneticileriyle çalışma gibi şeyleri var. Bir de tabii yatırımınız ne kadar uzun vadeli olursa fiyat oynaklığı riski de o kadar düşüyor. Yani şimdi bir yatırım aracının getiri riskini tanımlayan şey onun fiyat oynaklığı. Aslında getirisinin standart sapması teknik tanımıyla. Şimdi kısa vadede bu hareketler çok sert olabiliyor. Mesela bakın şu S&P 500'ün grafiği. Bu bir yıllık bir dönemde geçmişte S&P 500 bazı seneler 52.1 sene 52.3 kazandırmış mesela. Fakat başka bir sene %47.1 kaybettirmiş. Ama ortalaması 10.8 olmuş. Şimdi 10.8 çok güzel bir getiri. Fakat bunu yani bütün paranızla mesela girdiniz diyelim şu sene, şu talihsiz senede girerseniz o sene paranızın yarısını kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir risk var. Dolayısıyla bir kere de bütün paranızla girmemeniz lazım. Bunu zamana yaymanız lazım. Bakın zamana yayıp mesela 20 yıllık bir perspektifle yatırım yaptığınızda ise yine
20 yıllık ortalama yine 10.8. Yani yıllık ortalama 10.8 kazanıyorsunuz 20 yıllık dönemler boyunca. Fakat geçmişte öyle 20 yıllar olmuş ki 20 yıl boyunca sadece 1.2 kazandırdığı da olmuş S&P'nin. Ama başka bir 20 yıl ki bu yakın tarihteki 20 yıl 17.9 da kazandırmış. Bu tabii müthiş bir getiri. Dolayısıyla uzun vadeye yaydığınızda, uzun vadeli yatırımcı olduğunuzda yatırımların getiri riskini çok daha makul seviyeye çekiyorsunuz ve getiri beklentisini de çok güzel bir yerde tutuyorsunuz. Dolayısıyla en alttaki cümle, piyasa zamanlaması önemsiz hale geliyor. Yani sizin bu sene borsa düşer mi çıkar mı diye bir şeyle kendinizi endişeye sevk etmenizin hiç gereği kalmıyor. Uzun vadeli, örneğin her ay diyelim 50 dolarlık, 100 dolarlık, 50 liralık, 100 liralık hisse senedi alırsanız, yani piyasa düşmüş çıkmış sizi ilgilendirmiyor aslında. Siz sadece otomatik olarak o yatırımı yapıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bu böyle hisse senetleri denen şey zigzaklı zigzaklı gidecek ama uzun vadede de bana bu ortalamayı kazandıracak diye bunu biliyorsunuz. Şimdi bu varlık sınıfları, hani yumurtaları aynı sepete koymayalım dedik ya, işte varlık sınıfları, bunlar en temel varlık sınıfları. Tabii bunların da çok türevleri de var ama en temeli bunlar. Yani nakit veya kısa vadeli mevduat, bono ve tahviller, emtia yani altın, gümüş, petrol, işte kadmiyum, nikel bilmem ne neyse, ya hisse senetleri ve kripto paraları da koydum artık. Onları da bir varlık sınıfı sayanlar var, hiç güvenmeyenler var ama hayatında içinde, yani Türkiye'de de neredeyse 10 milyon kişi bunlarla işlem yapıyorsa bunları da tanımamız, bilmemiz lazım. Şimdi bunların tabii özellikleri var. Yani portföye olan katkıları var. Bir kere getiri beklentisi çok önemli. Riski önemli. Kimisinin riski düşük, kimisinin riski yüksek. Ama riski yüksek olanın getiri beklentisi yüksek. Dolayısıyla yani her şeyin bir bedeli var. Yani sadece riski düşük yatırım aracını alırsak, mevduat gibi örneğin, işte 30 yıl, 37 yıl beklersiniz, bir bakarsınız ki paranız hiçbir şey olmamış, artmamış. Hatırlarsanız bizim mevduat örneğini, maalesef mevduat enflasyona karşı koruyamamıştı. Dolar aldınız, satladınız, pazara gittiniz, üçte birini ancak filenizi doldurabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu yatırım araçlarının özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Enflasyona karşı korur mu bu yatırım araçları? Mesela yastık altındaki para korumuyor. Finansal sistemdeki koruyor, evet. Bono tahviller genelde koruyor, emtia genelde koruyor, hisse senetleri uzun vadede koruyor. Kripto paraları tabii bilmiyoruz, daha o kadar şey bir geçmişi yok kripto paraların. Böyle uzun vadeli getirilerini henüz onların ölçecek kadar veri yok elimizde. Bunların getiri kaynağı nedir? Onu anlamamız lazım. Örneğin tahviller faiz öder. Banka mevduatı faiz öder. Mesela düzenli bir gelire ihtiyacınız varsa, bana her ay gelir gelsin diyorsanız, o zaman tahvil ve tabii mevduat yapmanızda fayda var. Eğer o her ay o gelire ihtiyacınız varsa. Yok bana böyle her ay bir faiz bir şey lazım değil. Önemli olan benim için değer artışı, uzun vadeli değer artışı. Yani o zaman işte emtia, kripto para ve hisse senetlerine yönelmeniz lazım. Hisse senetlerinde bir de temettü veren bir şirkete yatırım yaptıysanız o şirketten temettü alıyorsunuz. Bir de bunların portföydeki rolleri var. Yani mesela hisse senetlerinin rolü uzun vadede yüksek getiri sağlamak. Emtianın rolü, altının rolü portföyün getiri oynaklığını düşürmek. Altın aslında çok fazla yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracı değil ama yine de portföylere %5, 10, 15 bu kişinin kendi tercihine göre civarında koymak o portföyün hem oynaklığını azaltıyor, zaman zaman altın iyi hareketler sergileyebiliyor. Enflasyona karşı koruyucu olduğu söyleniyor. Genelde de uzun vadede koruyor birikimleri. Bir de bunların rolleri var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunları da biraz anlamaya çalışıp portföyü kendi ihtiyacınıza göre oluşturmanızda fayda var. Yani size işte kısa vadeli getirimi lazım, uzun vadeli getirimi lazım. Portföyün çok oynak olmasını istemiyor musunuz? Yatırımınızın perspektifiyle falan alakalı olmak üzere. Dolayısıyla doğru yatırım yapmak için öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Yani ben nasıl bir
yatırımcıyım. Orada bakıyorum şöyle. Önce bunu bakalım. Yani nasıl bir tür bir yatırımcıyım ben? Uzun vadeli yatırımcı mıyım, kısa vadeli? Yani bu para bana bir sene sonra çocuğumun okul taksitini ödemekte mi gerekli? Yoksa hayır, bana 5-6 sene lazım değil. Çocuğum daha 1 yaşında. Ben günlük şeyleri çeviriyorum. Bana işte 5-6 yaşında veya yuvaya başlayacağı zaman lazım. Veya yuvaya başlayacağı dönemi de idare ederim. Üniversite için ben ona biriktireyim. Ve o zaman bayağı uzun vadeli bir yatırımcı haline geliyorsunuz. Dolar bazlı düşünen bir yatırımcı mısınız? Türk lirası bazlı. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ama hani kimisi tamamen dolar düşünüyor da olabilir. Risk seviyor musunuz? Riskten kaçınan birisiniz. Yani paranız %5-10 değer kaybettiğinde bunalıma girip uykunuz kaçıyor mu? Yoksa hayır, ben buna tahammül edebilirim. Önemli olan benim için uzun vadeli getiridir diyebiliyor musunuz? Beklenti getiriniz makul mü? Yüksek getiri peşinde misiniz? Soğukkanlı mısınız? Paniğe mi kapılabiliyorsunuz? Şimdi paniğe kapılan ve yatırımcıysanız o zaman hisse senedi yatırımı yapmanız için biraz tecrübe edinmeniz lazım. Biraz belki küçük küçük başlayıp yaşayıp tecrübelenip ondan sonra daha anlamlı yatırımlar yapmakta fayda olabilir. Dolayısıyla kendini tanı, bir uzun vadeli düşün, plan yap. Gene bir plan, yatırım planı yapmanız lazım. Riskleri mutlaka yay, yumurtaları aynı sepetlere koyma. Maliyetlere dikkat et. Mesela bir yatırım fonu aldığında o yatırım fonu yıllık %3-4 komisyon alıyorsa o yatırım fonunu alma. Mesela hisse senedi yatırım fonu aldınız, %3 diyelim komisyon oluyor, yönetim komisyonu. Demin gördük, Türkiye'de Türk şirketlerinin reel getirisi hisse senetlerinin 7.5 dedik. Bunun 2.5'u temettüden geliyor dedik. Şimdi 7.5 kazandıran bir yatırım aracına yatırım yapıyorsunuz ama bunun %3'ünü portföy yöneticisi alıyorsa orada bir yanlışlık var. Neredeyse ortak olmuşsunuz demek. Dolayısıyla daha düşük maliyetli bir yatırım aracı seçmeniz lazım. Planına güven, piyasalara güven ve tabii en önemlisi sabırlı ol. Aslında yani iki özelliği biz öne çıkartıyoruz. Disiplinli olmak ve sabırlı olmak. En sonunda onlardan da bahsedeceğim. Şimdi geldik şeye. Ne dedik biz şimdi burada, işte Türkiye'de Türk lirası mevduat bilmem ne yapıyoruz filan. Fakat ne yapıyoruz? Kendimizi böyle 4-5 tane yatırım aracına kısıtlıyoruz. Ama coğrafyada kader değil. Yani dünyada bakın ne kadar çok varlık sınıfı var bütün dünyada. Amerikan hisseleri var, Avrupa hisseleri var, Asya hisseleri var. Uluslararası tahviller var, uluslararası emtia fonları var, uluslararası gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. Mesela bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyla Amerika'daki ofis binalarına yatırım yapabiliyorsunuz veya Asya'daki konut sektörüne yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi yeni dünya, bu dijital teknoloji bize bütün bunları açıyor. Şimdi bütün bunlar bize açıkken bizim burada hala Türk lirası, mevduat, döviz, altın, işte Borsa İstanbul diye dönüp durmamız biraz şeyin doğasına aykırı. Bu yumurtaları aynı sepete koymamanın doğasına aykırı. Tabii bunu söylerken şunu da söylemem lazım. Tabii ki hepimiz yurdumuza yatırım yapmamız lazım. Kendi sermaye piyasamıza yatırım yapmamız lazım. Ülkemizin gelişmesi için. Fakat bunu zaten yapmıyoruz aslında. Yani paramızı biz yastık altında tutuyorsak, bu yastık altında tuttuğumuz şeyin zaten ülke ekonomisine hiçbir hayır yok. Kendimize de hiç hayır yok. Kimseye hayır yok. Bari en azından yastık altında tuttuğumuz yatırımları daha anlamlı uluslararası yatırımlarda değerlendirirsek, en azından hani ülkemize belki hayır olmaz ama kendimize hayır olur diye bu söylemi yapıyorum. Bakın bu S&P 500 grafiği 1929'dan 2000 işte bugüne kadar geliyor neredeyse. Bugün 3980 diye, aslında evvelsi gün daha bunu yeniledim ama bugün 4060-4070 falan yanılmıyorsam. Tam şu anda tam ne bilmiyorum ama oradan bile yükseldi. Bakın bu 1950'lerde başlıyor. Böyle zigzaklı gidiyor. 4'e, 31'den başlamış, 4'e düşmüş. 18'e çıkmış, 8'e düşmüş. 119'a çıkmış, 63'e düşmüş. 1430'a çıkmış, 800. Yani insanlar burada mahvolmuş, düşmüş, batmış, perişan olmuşlar. Fakat bakıyorsunuz düzenli yatırım yapan, her ay alan düzenli yatırım yapan birisi 10.3 getiri sağlamış.
Müthiş bir getiri bu. Bizim getirileri hatırlıyor musunuz? %2,5'la 1,5'tu ortalamamız. Hatırlıyor musunuz? Yastık altındakileri de kattığımızda %1,5'tu. Bu 10,3. Bu S&P. Yani 1955 yılındaki 100 dolar 2022 sonunda 55.700 olmuş. Bunlar diğer yatırım araçları, bakın hepsi nasıl böyle istikrarlı, gene oynaya oynaya da olsa hep böyle enflasyonu yenecek şekilde uzun vadeli yukarı çıkıyor. Biraz daha da hızlanıyorum ama bunları da anlatmam lazım, çok önemli bölümler. S&P 500 işte %10 civarında getiriyor. Tahviller, Amerikan tahvilleri 6,68. Amerikan kısa vadeli tahviller 4,5-5. Hazine bonları, altın 4,83. Bakın bunlar uluslararası yatırım araçları. Neyle kıyaslıyoruz? %1,5 bizim getirimizle kıyaslıyoruz. Dünya endeksi, 23 ülkenin 1507 şirketi. Buna da yatırım yapabiliyorsunuz. Bir hisse senedi vasıtasıyla, bir borsa yatırım fonu, yine cep telefonunuzdan buna pat diye yatırım yapabiliyorsunuz. 10,68 getiri üretmiş. Ve bunun tabii zigzaklı da olsa belki önümüzdeki 5-6 sene düşebilir, çıkabilir. Ama uzun vadede yine böyle bir getiri üretmesi beklenen bir şey. Bakın ne kadar fark ediyor. Şimdi %0'la 100 birim tasarruf 40 yılda nereye geliyor? 100 birim bu dolar olabilir, Türk lirası olabilir. Her yıl 1200 birim biriktiriyorsunuz. Sıfır kazanırsanız 1200 çarpı 40, 48 bin, değil mi? %4 kazanırsanız 118 bin oluyor. Diyelim dolar bu, 118 bin dolar. %8 kazanırsanız 334 bin oluyor. Bakın ne kadar büyük bir fark. Şu getirilere bakalım. 9.64, 6.68, 4.5, 5. Yani bir varlık dağılımı yaptığınızda, biraz ondan biraz bundan koyduğunuzda belki bu aralarda bir yere ulaşmanız mümkün. Dolayısıyla demin bahsettiğim şeyler bunlar. Yatırım hedeflerinizi belirliyorsunuz ve varlık dağılımı yapıyorsunuz. Daha sonra portföyünüzü oluşturuyorsunuz ve bunu dengeliyorsunuz. Ve şimdi geldik en şey yere. Çünkü teknolojiyi kullanarak nasıl yatırım yapacağım deyince, artık borsa yatırım fonları ve borsa endeks fonları var. Bunlar da işte çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz, borsalarda işlem gören menkul kıymet sepetleri. Ve bunların böyle çeşitli şeyler, 3100'e yakın borsa yatırım fonu var. Bunların bazıları endeks fonu, bazıları sektör fonu. Mesela diyebilirsiniz ki ben biyoteknoloji sektörüne çok inanıyorum. Bu sektörün çok büyüyeceğini düşünüyorum. Biyoteknolojiye yatırım yapmak istiyorum. Veya siber güvenlik şirketlerine yatırım yapmak istiyorum. Mesela bir borsa yatırım fonu var. İçinde sadece siber güvenlik şirketi, mesela 30 tane siber güvenlik şirketi var. Veya Amazon, Netflix gibi şirket, teknoloji şirketlerinden oluşan bir sepete yatırım yapmak istiyorum. Bunların hepsini bulabiliyorsunuz ve bunların hepsine 50 lira, 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira veya 20 dolar, 10 dolar, 30 dolar neyse boyutunda istediğiniz an yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela bu benim iPad ekranım. iPad'de takip ettiğim şeyler, aynı o yukarı demin bahsettiğim fintech şeyleri. Şimdi ben tabii şimdi uzun yıllardır yatırım yapıyorum. Şimdi bu beni böyle hani çikolata fabrikasına girmiş çocuk gibi hissettiriyor. Çünkü burada her şey var. Her istediğim yatırım aracını buradan bulup, isterse kripto para olsun, isterse dediğim gibi Vietnam borsası, biyoteknoloji şeyi ve istediğim boyutta yatırım yapabiliyorum. Kendim için veya çocuklarım için. Yani yatırım yapabiliyorum. İşte böyle örnekler de oluşturmak mümkün. Mesela bir portföy, işte Avrupa hisseleri portföyü, tahvil, uluslararası tahvil portföyü, yüksek temettü veren şirketlerle ilgili portföy, siber güvenlik portföyü, temiz enerji portföyü değil de bunlar hep borsa yatırım fonu, pardon, hepsi her biri. Yenilenebilir enerji üreticileri borsa yatırım fonu, video oyunları borsa yatırım fonu, agribusiness, tarım üzerine şey, ve fiziksel gold, fiziksel altın ETF'i gibi. Bunlardan oluşturulmuş portföyler üretebilirsiniz. Dolayısıyla bir portföy oluşturmak artık çok kolay. Bunun tabii demin de söyledim, kontrolün nerede olması tabii hep size bağlı. Ve burada yapmamanız gereken şey,
net yatırım hedefleri belirlememek, belirli varlık sınıflarını ihmal etmek, kısa vadeye odaklanmak, gerçekçi olmayan getiri beklentisi içinde olmak, varlık dağılımını çok sık değiştirmek veya hiç değiştirmemek gibi. İlerliyorum, bunları biraz geçiyorum. Ve bu parasal konularda yaptığımız hatalar kitabında 12 hata belirlemiştim. Bunun birincisi elinizdeki varlığın değerini bilmemek ve paraya gereğinden fazla değer vermek olarak bunu şey yapmıştım. Bunu da ben 30 küsur yıldır yatırım bankacılığı yapıyorum. Yani öyle insanlarla tanıştım ki yani milyonlarca doları olup kendisini fakir hisseden, yani bu varlığının yetersiz olduğunu hisseden, yani böyle 20 milyon, 30 milyon doları olup geleceğe güvenle bakamayan birçok insan gördüm, inanın. Yani halbuki bakıyorsunuz, yani verilere baktığımızda 2220 dolarınız varsa dünyadaki insanların yarısından daha varlıklısınız. Yani dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bunun yarısının 2220 dolar birikimi yok. 2222 dolar. Dünyadaki insanların neredeyse üçte ikisi günde 10 dolarla geçiniyor. Bakın bütün o Çin, Hindistan, Afrika, Türkiye hatta. Yani birçok yerde o kadar açlık düzeyinde ve fakirlik düzeyinde insan var ki sayılar inanılmaz. 100 bin dolar çok büyük bir para mı? Büyük para çok büyük bir para mı? İşte bir cip ya alıyorsunuz ya alamıyorsunuz, değil mi? Ama dünyadaki insanların %88'inin 100 bin doları yok. Bu da Credit Suisse'in rakamı. Dünya varlık piramidi diye bir şey var. İşte burada görüyorsunuz. 1 milyon dolara olanların sayısı da 62,5 milyon kişi. 1 milyon dolar çok büyük para, çok büyük para. İşte dünyada da 62,5 milyon kişi de var. Dolayısıyla bunlara ulaşmak da çok da zor. Yani 100 bin dolara ulaşmak, bu demin bahsettiğim şeyle, hani o 100 birim para ne oluyoru gördünüz 40 sene içinde. 100 birim, %8 kazandığında 300 bin dolar oluyor 40 sene. Ha diyeceksiniz ya 40 sene o kadar uzun bir zaman ki. Evet uzun bir zaman ama yani bunu kendi çocuklarınız için planlayabilirsiniz. Bugün 8 yaşında olan, 6 yaşında olan çocuğunuz er veya geç 44, 46, 48 olacak. Bugün onun için bunu yapmaya başlarsanız bu %5, 6, 7, 8 getiriyi yakaladığınızda o 48 yaşına geldiğinde ki artık 48 yaş yaşamın ortası neredeyse. Yani dünyadaki insanların belki %90'ından 95'inden daha zengin olacak o 200-300 bin dolarlarla. Onun için diyoruz ki bütçe yap, tasarruf et, birikim yap ve bu birikimleri yatırımlara dönüştür. Çok basit şeyler bunlar ama tabii uygulaması kolay değil. Bunu uygulamak için bilgili olmak lazım, disiplinli olmak lazım, şüpheci olmak lazım, araştırmacı olmak lazım ve gözlemci olmak lazım. Piyasalara güvenmek çok önemli ve tabii sabırlı olmak. Son olarak da Ali Sarikalar Diyarı'ndan bir sözle bitireyim. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok diye. Dolayısıyla bu konularda şey de söyleyeyim, şu sunumu kapatıyorum artık. Yani bu konularda böyle çok bilgili olmak da şart değil. Yani yatırım uzmanı olmak, üstadı azam olmak, böyle hisse senedi seçmek falan değil. Varlık dağılımı nedir biraz anlayıp ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl bu 50 liralarımı, 100 liralarımı, 500 liralarımı bu varlık sınıfları arasında dağıtabilirim? Bir kısmını Türk hisselerine, bir kısmını yabancı hisselere, bir kısmıyla altın alabilirim mi? Bir süre böyle deneyip yanılıp biraz da öğrendikten ve içselleştirdikten sonra çok başarılı yatırım hayatınız olabilir diyorum. Bu aslında demek ki 2 saatlik bir sunumumuz, şöyle rahat rahat yapılacak. Ben bir saate sığdırmaya çalıştım ama biraz hızlı yaptım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Yani temelde bu yazacağım kitabın içeriği bu. Bana fikir verirseniz LinkedIn'den de mesaj atabilirsiniz. Ya şunu da bahsetsen iyi olur. Şu unutulmuş, şunu çıkarsan da olabilir gibi de yapıyorum. Sözü ben mi veriyorum? Erdal Ergen'e, kardeşime vererek başlayalım. Ondan sonra derseniz yönetebilirim ben de sizin için. Tamam, nasıl tercih edersiniz? Hocalarımın sesini açtığını gördüm. Bir şey söyleyecekler miydi acaba hocam?
sırayla başlayalım. Hayır, katılımcılarımıza, misafirlerimize söz verelim. Tamam, buyurun Erda Bey, sizinle başlayalım lütfen. Atilla Bey, çok teşekkür ederim güzel sunum için. Bir şey soracağım, uzun dönemden belki ben atladım sunum sırasında. Uzun dönemden kısıt alt sınırı nedir? Birinci sorun bu. İkincisi de deprem felaketini yaşadık. Yastık altı birikim davranışı değişecek mi sizce Türkiye'de deprem sonrasında? Çok çok güzel bir soru. Önce uzun vadeyle başlayalım. Şimdi bu yatırım konusunda aslında uzun vade, vade, miktar falan herkesin şeyi ayrı. Herkesin ihtiyacı ayrı. Dolayısıyla herkesin uzun vadesi ayrı. Yani sizin için 10 yıl olan bir doğru uzun vade, benim için 5 yıl olabilir, 20 yıl. Bu biraz yaşla alakalı, çocuklarla alakalı. Yani mesela benim sınıf arkadaşlarım var, benimle aynı yaşta, çocuğu yok. Şimdi onun uzun vadesi falan yok. O, onun yapması gereken, oh yan gelip yatacak, birikimleri yiyecek. Ama bizde 2 tane çocuk, hatta 3 tane neredeyse çocuk var. Onları düşünmemiz lazım. Onlar için bir gelecek hazırlamamız lazım. Dolayısıyla o oldukça relatif. Ama getiriler açısından, doğru getirileri yakalamak açısından bu tür birikimlerde, yani hisse senedi yatırımları için 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi dönemleri düşünmek lazım ki o attığınız tohumların büyüdüğünü görmek için. Yoksa hani işte bu sene aldığınız mesela borsa, son 2 senede müthiş yükseldi. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki 2 sene Türkiye borsası çok sıkıntılı olacak. Seçimleri kim kazanırsa kazansın. Çünkü şirket değerleri hiç olmaması gereken yerlere çıktı birçoğunun. Bazıları hala belki çok pahalı değil ama öyle ucuz diye bir şey kalmadı. Onun için mesela şimdi yatırım yapmaya başlayan birisi hani bugün mesela alsa belki 2 sene hiç getiri görmeyecek. Belki eksiye gidecek. Ama yatırım yapmaya devam ederse düştüğü yerden de alacak. Çünkü borsalar böyle zigzagda hareket ediyor. Ama uzun vadede böyle gidiyor. Bu zigzaklardan yararlanmak için işte zamana yaymak lazım. Depremle ilgili soru da çok yerinde. Biz yıllardır zaten diyoruz ki sakın yastık altında saklamayın. Şimdi bizim FODER'in açılımı Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği. Erişimin de İngilizcesi aslında Financial Inclusion. Yani insanların finansal sisteme girmesini biz sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yastık altında sakladığınızda çeşitli şeyleri var. Bir kere getiri sağlamıyor bir. İkincisi yangını var, bunun hırsızlığı var. Mesela depremi biz daha önce düşünmedik. Yani mesela depremden hiç bahsettim. Ben hep yangın olur, hırsızlık olur falan diyordum. Depremde gördük ki evler çöktü, paralar gördünüz değil mi? Böyle altınlar ortaya çıktı ve yağmalandı. Hala yağmalanıyor. Bizim işte Rotary'de bugün konuştuk. Yani arkadaşlarımız gitti orada evlerin başında askerlerin olmadığı yerde eşyalarımızı almaya geldik diyen yağmacılar var. Onlar büyük ihtimalle yastık altındaki şeyleri de arıyorlar. Çünkü orası bir de varlıklı. Hatay özellikle, Antakya, Hatay varlıklı insanların olduğu bir bölüm. Başka mahsurları da var. Yani baba bir yere saklıyor. Anne. Ölüyor baba. Kimse nereye sakladığını bilmiyor. Evin içinde bir yerde para var belki ama nerede olduğunu kimse bilmiyor. Dolayısıyla bu yastık altı şeyini bizim yok etmemiz lazım. Keşke insanların güvenini arttırıp bizim finansal sistemimize çekebilsek. Ama benim bu anlattıklarım da hani en azından onları çekip belki global finansal sisteme çeksek önce belki ileride bizim finansal sistemimize gelir umudu içindeyim. Yoksa bu söylediğim şey hani para Türkiye'den yurt dışına çıksın sahikiyle söylenmiş bir şey değil. Böyle bir şeyi tabii ki kimse istemez ama en azından yastık altındakini sisteme sokabilirsek vatandaşlarımız biraz daha yararlanır bundan. Evet. Bu arada kitap PDF'lerinizi sohbetten de sormuşlar. Tekrar burada paylaştık. Onun da bilgisini verelim. Canan Hanım'ın sorusu vardı. Sözü ben şimdi Canan Hanım'a vermek isterim. Teşekkür ederim. Öncelikle çok yalın ve çok inanılmaz bilgilendim. Harika bir sunumdu. Çok teşekkürler. Baltaş grubuna Zuhal Hocam ve Acar Hocama da çok teşekkürler bu vesileyle. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi üniversiteye kadar babamın parasını harcadım, klasik. Beyaz yaka ve kurumsal hayatta şirketin parasını harcadım. Fakat yaklaşık bir senedir de kendi girişimimi kurdum.
Ve şu an hem kendi şirketim için hem de kendim için para harcamak durumundayım. Ve üniversitede aldığım bilgiler de ne yazık ki şu an öyle bir kaygım olmadığı için herhangi bir bu konuda finansal danışman tutacak bir durumda da değilim. Girişimcilere bu noktada tavsiyeleriniz nedir? Bu verdiğiniz ipuçlarına ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey olur mu diye sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Tabii tabii, bu da güzel bir soru. Şimdi tabii girişimcilerin aslında en büyük yatırımı kendi girişimleri. Yani sizin ciddi bir hisse senedi riskiniz var aslında. Yani risk derken hisse senedi yatırımınız var. Yaptığınız, şirketinize yaptığınız yatırım bir hisse senedi cinsi. Hatta hisse senedinde böyle private equity tarzı böyle uzun vadeli bir yatırım. Dolayısıyla başarılı olursanız tabii onun getirisinin de yüksek olması gerekiyor. Ya, yapmanız gereken şey, nasıl biz bireylere hani bütçe yap, tasarruf et diyoruz. Aynı şey tabii şirketler için de geçerli. Yani şirketlerin de çok sağlıklı bütçeler yapıp israfı önlemeleri ve mümkün olduğunca kaynakları verimli kullanıp onları sürekli arttırarak yine işlerine yatırmaları ve böyle büyümeleri gerekiyor. Kredi kullanırken, kredi de kullanabilirsiniz tabii. Yani bakacaksınız işiniz iyi büyüyor ve kaynağa ihtiyacınız var yeni yatırımlar yapmak için. Kredi kullanırken de tabii hesabı çok iyi yapmak lazım. Ben bu krediyi nasıl geri öderim? Yani nereden en iyi şartlarla alırım? Hangi vadelerde alırım? Gibi. Aslında bireylerle şirketlerin de şeyleri birbirinden çok farklı değil. Tavsiyem tabii şeyi de yapmanız. İş bütçenizle şahsi bütçenizi ayırmakta da fayda var. Şimdi bu en çok özellikle böyle startuplarda veya aile şirketlerinde veya çiftçilerde bunu çok görüyoruz. Aile bütçesiyle iş bütçesi iç içe giriyor. Şimdi iç içe girince o zaman yani hangisi nasıl yönetilecek gibi şeyler biraz birbirine karışmaya başlıyor ve yanlış yönlere gidebiliyor. Onun için o ikisini ayrı ayrı takip etmenizi de özellikle tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Cenk Bey'le devam edelim halde. Buyurun Cenk Bey. Merhaba hocam. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben hızlıca sorayım. Şimdi söylediğiniz şeyler esasında daha çok uzun vadeli yatırımdan bahsettiğiniz için özellikle 20'li hatta 20'li yaşlardaki insanlar için bile uzun vadeli yatırım hani 60'lı yaşlarım için mi yatırım yapacağım gibi soru işareti uyandırıyor insanlarda. Çocuklar için ama çok parlak bir fırsat var burada. Hani şöyle kabaca bir hesap yaptım siz anlatırken. Hani Türkiye'de işte 12 milyon tane ortaokul öğrencisine bu anlattığınız konular anlatılsa ve onların 1 milyon tanesi bu konuda ikna olup dediğiniz gibi bir yatırım yapmaya başlıyorsa esasında onlar 50'li yaşlarına geldiklerinde her biri milyoner oluyor. Ve Türkiye 1 milyon tane milyoner kazanmış oluyor. Doğru. Hani toplumsal açıdan baktığınızda muhteşem bir yatırım gibi görünüyor. Hiç böyle bir bu bakış açısıyla devlet destekli bir şekilde veya değil. Eğitim kurumlarında bu bilgiyi indirgeme, oraya yayma için bir inisiyatif var mı? Biliyor musunuz? Biz varız işte. FODER yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Biz müfredata, ilkokul müfredatına sokmak için çalışıyoruz. Özlem Deniz ben, işte bizim ilk derneğimizin kurucusu. Onun bir de kendi bir şirketi var. Onun mesela müthiş bir projesi vardı. İlkokul 3. sınıf öğrencilere yönelik 3 kumbara diye. Ve bunu biz de FODER olarak da orada gittim. Ben de birçok sınıfa gittim. Bizler de işin kenarından da olsa tuttuk o zaman. Mesela ilkokul 3. sınıf öğrencilerine 3 tane kumbara verip üzerlerinde biriktir, paylaş, harca yazan kumbaralar bunlar. Ve ailelerinden harçlık almalarını tavsiye ettik. Yani harçlık al. 10 lira, 5 lira, 3 lira. Önemli değil. Önemli olan o disipline girmek. Bunun aldığın harçlığın 1/3'ünü biriktir kumbarana at. 1/3'ünü paylaş kumbarana at. 1/3'ünü harca kum. Çünkü çocuğa her şeyi de biriktir diyemezsin. Çocuk harcayacak da tabii. Böylece paylaşı da ihtiyacı olan arkadaşlarınla paylaş.
aile fertlerimle paylaş ihtiyacı olduklarında. Ama tabii hep enayi gibi de sen de verme. Tabii bunu böyle söylemiyoruz ama hani böyle bak işte yani şey veya mesela deprem oldu, depremde bağış olarak ver. Bir çocuğa hem paylaşmayı, hem bütçe yapmayı, hem tasarruf etmeyi öğreten. Şimdi yıllardır biz şeye çalışıyoruz. Yani ilkokul müfredatına bu birikim, tasarruf şeylerini sokarsak önce tabii bir birikimle yani nasıl bütçe yapılır falan öğretmek lazım. Ondan sonra yatırım arkasından gelecek. Ama söylediğiniz çok doğru. Yani genç yaşta yatırım yapmayı öğrenen birisi iş hayatına başladığında tamam iş ilk yıllarda belki gelirler çok yüksek değil ama işte o 50 liralar, 100 liralar, 200 liralar, 500 liralar zaman içinde bu bileşik faizin etkisiyle bulunmaz yerlere geliyor. Hele bunu anne babalar olarak bizler başlatırsak yani çocuklara böyle portföyler oluşturup şimdiden al mesela 20 yaşına geldiğinde al bak ben senin için böyle bir şey başlatmıştım. Burada senin artık bir 10 bin doların var. Sen de bunu böyle devam ettir diye bayrağı onlara verdiğimizde tabii sadece bayrağı, parayı ve bayrağı vermek değil arada onu öğretmek ve bilinçlendirmek lazım. O bayrakla yürür gider. Sağ olun hocam. Evet, çok doğru yani dediğiniz. Çok, biz bunun mücadelesi. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yıllardır görüşüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredata bunları koymaya başladı. Ayrı bir ders olmadı henüz ama birçok mesela matematik dersinde falan işte şu kadar getirisi olan bilmem ne, şu kadar ne olur gibi şeyler var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile FEDER olarak bir proje başlatıyoruz. Kamuda ilk defa iş hayatına başlayan bireylere yönelik nasıl birikim yapacağım, nasıl tasarruf yapacağım, bireysel emeklilik nedir gibi. Yani şeyde Ankara'da bu konulara açık yani istediğimiz kadar tabii hızlı şey vermiyor ama yavaş yavaş mesafe kat ediyoruz diyebilirim. Sağ olun hocam. Değerli bir tespitli Cenk Bey. Teşekkür ederiz. Atıl Kayhan Bey söz evet. almak istiyor. Buyurun. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bizim bankalarımızdaki gerek TL sesin geliyor mu? Geliyor Atıl. Evet. Gerek TL gerekse döviz mevduatlarımız ne kadar meblağa kadar sigortalıdır veya risksizdir? Bunu sormaya iten, beni esinlendiren nokta şu. Malum Amerikan bankalarında Amerikalıların hesapları FDIC denen bir kurum tarafından 100 bin dolara kadar, FDIC sanıyorum Federal Depository Insurance Commission galiba, 100 bin dolara kadar sigortalı. Yani Amerikalı 100 bin dolara kadar risk almıyor mevduat açtığında. Bizim bankalarımızdaki durum, benzer durum var mıdır, nedir? Tabii. Bizde, şimdi hemen baktım sen şey yaparken, bu Google'ın faydası da bu. 400 bin liraya çıkmış o. Ben böyle 200 bin diye bir sallayacaktım ama şeye bakınca mevduat sigortası, bizde de var mevduat sigortası. 400 bin liraymış onun limiti. Çok yüksek bir limit değil tabii ama işte bir limit mevcut. Anladım. Tamam. Yani bizde de. Şeyde de var, hisse senetlerinde de var şey. Yani orada da aracı kurumun müşteri işte hisseleriyle hisseler üzerinde bir suistimal yapması durumunda karşılayan bir sigorta sistemi orada da var. Döviz tevdiat hesaplarında var mıdır? Tabii tabii, aynısı o da. Yani, aynısı orada da var. Şey, işte, ama 4 bin kadar işte. 22 bin dolar diye düşünürsek eğer ve insanların 2200 dolarının da olmadığını düşünürsek. Çok kişiyi kapsıyor aslında. Çok kişiyi kapsıyor. Türkiye'de 1 milyon doları olan hane halkı sayısı 50 bin. Zenginiz. O kadar. Yani şu anda bunların yarısından çoğu ekran başında diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Değildir. Ben bakıyorum katılımcılarımızın sohbet bölümünde de etkin bilgi aktarımınız için teşekkür ettiklerini görüyorum. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz diyorlar. Dolayısıyla çok değerli bir sunum oldu. Soru katkı var mı diye de tekrar bir dönmek isterim katılımcılarımıza. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Atilla, teşekkür ederiz. Vallahi o kadar ayrıntılı ve güzel anlattın ki yani bundan daha fazlası
daha özel konulara girecek sorular, yani açmak gerekecek anlamında özeli kastediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcıydı. Umarım bu bilgileri toplumun bütününe yaymak mümkün olur. Zuhal Hoca'nın da söyleyeceği bir şey var. Bu kitapla ilgili yeni kitapta doğru yatırım yapan kişilerin özellikleri veya bu kişilerin nasıl davranmaları gerekir gibi bir PowerPoint koymuştunuz. Evet. Orada belki kişilik özelliklerine girebilirsiniz. Çünkü sizin hocam... Tamam, kişilik özelliklerini çok net gördüm o insanların. Bir tarafta o açıklık, hem deneyime hem öğrenmeye açıklık. Öteki tarafta tedbirlilik ve at başı gidiyor. Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık. Bu yatırımcı karakterleri diye bir şey de var. Yani kimi yatırımcı daha temkin. Mesela iş adamları çok zor portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcı türüdür. Çünkü kendilerine çok güvenir. Kendileri başardıkları için karşısındaki portföy yöneticisini hep onlar küçük görür ve hep şey yaparlar. Mesela onlara yatırım hizmeti vermek çok zordur. Kimisi daha mesela babasından, annesinden miras kalmış kişiler farklıdır falan. Bütün o yatırımcı özelliklerini de bir chapter'da şey yap. Bunlar tabii her biri birer chapter olacak konular ve şeyi de mesela çok anlatacağım orada. Hangi işte mesela bazılarını tanımlayacağım. Yani mesela Monay. Mesela Monay ile ilgili bir bölüm olacak orada. Ya da onlara benzer, ona benzer şeyler. Robot danışmanlar mesela, onları anlatacağım. Hangileri nasıl ulaşılır falan. Biraz üzerinde tabii çalışmam gerekiyor. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler hem katılımcılara hem de sana. Çok teşekkür ediyoruz Atilla. Görüşmek üzere. Üzere hepinize. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar.